Selamlar herkese. Harika bir cumartesi günü sizlere Milan'dan sesleniyorum. Önümüzdeki 1-1,5 gün boyunca şehri gezmeyi planlıyorum. Kocaman bir liste yaptım fakat hepsine vakit bulamayacağım muhtemelen. Öncelik sırası yaparak arkamda görmüş olduğunuz gibi bunları gezmeye, size tanıtmaya çalışacağım. Hemen ulaşımdan başlayalım şehir merkezine. Kapıdan otobüsler kalkıyor. Gidiş dönüş bileti alırsanız 16 euro tutuyor. Yaklaşık da 30-40 dakikada şehir merkezine varıyorsunuz. Otobüsün kapısındaki amcadan nakit olarak alabilirsiniz veya içerideki gişelerden kredi kartınızla bileti alabilirsiniz. Hadi başlayalım tura. Katedral için internetten bilet aldım. Çok farklı kombinasyonlarda biletler alabiliyorsunuz. Sadece içini gezebiliyorsunuz. Tepesine, terasına çıkabiliyorsunuz. Ben teras artı içerisi kombinasyonu kombine aldım. Yukarıya çıkarken de bir asansör opsiyonunuz var, bir merdiven opsiyonunuz var. İkisine farklı fiyatlar ödüyorsunuz. Ben merdiveni seçtim. Bacağınızda bir sıkıntı yoksa, bir sağlık sorununuz yoksa siz de merdiveni seçebilirsiniz. 2-3 dakika sürüyor sadece ve manzara gerçekten çok hoş. Verdiğim 3-5 euroya fazlasıyla değdi diyebilirim. Katedral fevkaladeydi açıkçası. Detaylar, büyüklüğü, yani sanat eserleri hayran kaldım. St. Peter's'ten sonra favori ikinci katedralim olarak listeye girdi Avrupa'da. Şimdi birazcık alışveriş yapacağım. Arkamdaki pasaj demeyelim de küçümsemek oluyor. Şuraya yazacağım ismini. Birkaç bin euro harcayalım. Bir şeyler, birkaç tane çanta alalım değil mi? Alışveriş yapmak bizim de hakkımız. Hadi içeri girelim. Prada da istediğim çantadan kalmamış. Yazıklar olsun. Benim gibi alışveriş yapamadıysanız moraliniz bozulmasın sakın. Moralinizi yerine getirmek için harika iki şey biliyorum. Pasajın hemen çıkışında bir adet çok meşhur pizzacı var. Bir adet de tatlıcı var diyelim. Pizzacıya uğradım. Size dilim pizza veriyorlar. Oldukça karın doyurucu. Ben büyük boy aldım. Hiç gerek yok almanıza. Normal bir insan standart boy ile doyabiliyor. Lezzeti hiç fena değil ve oldukça kalın olduğu için dediğim gibi karnınızı bir öğün kadar doyurabiliyor. Tatlıcıda çok sıra vardı. Ona da yarın uğrayacağım. Dün Black Friday'di, bugün de cumartesi. Saçma sapan bir kalabalık var burada. Biliyorsunuz Milan modanın ve alışverişin hadi kalbi diyelim ama böyle bir kalabalığı hayal etmemiştim. Yani on binlerce, yüz binlerce insan alışveriş yapıyor şu anda önümde ve vitrinlere bakarken birbirlerini görmüyorlar, çarpışıp duruyorlar. Defalarca kez çarpıştım insanlarla. Bu akşamı vitrinlere bakan bir insan olarak geçirmeyi, tamamlamayı planlıyorum. Yarın görüşmek üzere.
Dayanamadım, tatlıyı da gömdüm. Tatlı demeyelim de böyle pişiyi andırıyor. İçinde de mozzarella var. İşte salam, sucuk vesaire eklettirebiliyorsunuz. Fena değil, gayet lezzetli. Evet, dün hava ne kadar mükemmeldiyse bugün de bir o kadar rezalet gördüğünüz gibi. Bütün gün yağmur yağacak. O yüzden çok bir beklentim yok bugün açısından. Bir yürüyüş turuna katılmayı deneyeceğim. Ama muhtemelen yağmurdan iptal olacak diye düşünüyorum. Hostelden kısaca bahsedeyim. Aşırı merkezi bir yerde, fiyat performans oranı çok iyi. Kahvaltı ve akşam yemeği dahil şemsiye bile verdiler gördüğünüz gibi. Aşırı memnunum. Videonun açıklamasına linkini bırakıyorum. Göz atabilirsiniz. Hadi bakalım bugün neler getirecek bize. Tur 2,5 saat sürdü yaklaşık. Oldukça keyifliydi. Milan'ın tarihi, kilisenin tarihi, meydanın tarihi, bunların hepsinden bahsetti. Ufak bir taktik vereyim size gelmeden önce. Eğer araştırıyorsanız gezilecek yerleri, yapılacak şeyleri. The Last Supper portresi Michelangelo'nun burada. Portre değil, resim diyelim ya da çizim diyelim. Yaklaşık 1-2 ay öncesinden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor müzeye. Yoksa benim gibi kalıyorsunuz hayal kırıklığı içerisinde. Uçak bileti almadıysanız ya da almayı planlıyorsanız planınızı yaparken bence o müzenin müsaitlik durumuna da sitesinden bir an önce bakın derim. Biraz pişmanım kaçırdığım için çünkü son dakika planı oldu benim için biraz bu İtalya gezisi. Hadi bir şeyler yiyelim. Bir arkadaşımın önerisiyle Miscusi isimli restorana geldim. Makarna yapıyorlar daha çok. Aşırı lezzetliydi. Hatta makarna yaptıkları yerin tam önüne oturttular beni. Hipnotize olmuş bir şekilde yarım saat onu izledim. Şarabımı vesaire içtim sadece. 15 euro ödedim. Bence ekstrem pahalı değildi. Gelmenizi de tavsiye ederim. Sabahtan beri durmaksızın yağmur yağıyor. Vallahi atacağım kamerayı yere, ağlayacağım. Hadi parka gidip romantik bir yürüyüş yapalım. Arkadaşlar, Milan turumuzun sonuna geldik. Açıkçası bu sağanakta pek gezilmiyor. Zatüre olmaya da niyetim yok. O yüzden bugün turumuzu kısa kesiyorum. Özet geçecek olursak ben aşırı derecede keyif aldım şehirden. Özellikle güneşli olan dünden. Umarım sizler de geldiğinizde iyi bir havaya denk gelirsiniz. Ama şehri gezmek istiyorsanız minimum 2 tam gününüzü ayırmanızı tavsiye ederim. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.